Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. 13 yıllık Mekke mücadelesinde bir avuç insan iman iklimine geliyordu. Artık umudunu başka diyarlarda arıyordu. Mekke Allah'ın Resulüne sanki taş kesiliyordu. Sanki sağırdı, duyarsızdı. Bunca yıl geceli gündüzlü bir gayret vardı ama ciddi bir mesafe alınamıyordu. Gelecek günler neyi gösteriyordu? Gelecek günler neyi gösterecekti? Bir taraftan çabalar sürüyordu, diğer taraftan da ufuklar taranıyordu. Ufuklarda Medine görünmeye başlıyordu. Hac döneminde Mekke'ye gelen Medinelilerden 6 insan İslam'la şerefleniyordu. Medine göz kırpıyordu. Medine'nin serin sabah rüzgarları Mekke'yi yokluyordu. Daha sonra Medine'den müminler geliyordu. Özellikle İslam'ın bilge insanı Hazreti Musab bin Umeyr'in Medine'ye gönderilmesi davanın süratle gelişmesine vesile oluyordu. Medine İslam için hazırlanıyordu. Medine'nin asil müminleri İslam'ın başkentinin Medine olmasını istiyorlardı. İnsanlığın yari Allah'ın Resulü'ydü. Şehirlerin yari Medine'ydi. Temel bir esas vardı. Bütün peygamberlerin hayatında var olan bir esastı. O esas hicretti. Allah'ın elçileri hicret çemberlerinden geçiyorlardı. Gönüllerde Allah'tan daha yüce bir değer kalmamalıydı. Hiçbir değer, hiçbir varlık Allah-u Teala'dan daha sevgili olmamalıydı. Bunun yaşanması gerekiyordu. Kalpler bunu yaşamalıydı. Bedenler bu çileyi yaşamalıydı. İman bütün varlığını kuşatmalıydı. Peygamber Efendimiz kendi ikliminde şerefli arkadaşlarını hazırlıyordu. Hayatın tüm acılarına, bütün olumsuzluklarına hazırlıyordu. İmanın en büyük değer olduğunu sinelerine, hayatlarına oturtulmasını öğretiyordu. İman yolunda hiçbir engele takılmamak vardı. Açlık engeli aşılacaktı. Boykot yıllarında bu çetin çemberlerden geçmişlerdi. Korku engeli aşılacaktı. Bir avuç mümindiler. Koca bir toplumun içerisinde azınlıktılar ama değerlerinden zerrece geri adım atmadılar. İşkencelerle nice korku anaforlarından geçirildiler. Ama onlar direndiler, iman yolunda yürüdüler. Servetleri, malları engel olabilirdi. Ama onlar o engeli vakarla, izzetle geçtiler. O engele takılmadılar. Şimdi hicret yaklaşıyordu. Anadan, yardan, vatandan geçmek vardı. Sanki bütün varlığından soyunmak ve çantayı ele alıp terk-i diyar etmek vardı. Peygamber ikliminde bu güzelliklerle, bu yüksek değerlerle donanmışlardı. İkinci bir husus vardı. Mekke'de daima bir baskı, bir işkence vardı. Küfür ehliyle yaşamak mümkün gözükmüyordu. Mekke'de hayat müminler için çekilmez bir haldeydi. Asıl olansa müminler kendi değerlerine göre bir toplum oluşturmalarıydı. Hayatlarına kendi değerlerinin egemen olduğu bir toplum inşa etmeleriydi. Hayatlarının her karesini değerlerine göre şekillendirmeleriydi. Bir de gelen ayetler müminleri hicrete hazırlıyordu, hicrete yönlendiriyordu. Zümer suresinin 10. ayeti, Habibim de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın arzı geniştir.
sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir buyuruluyor. İman iki dünyada da güzel bir hayatın esasıydı. Varoluş sırrımızdı. İmanın tehlikeye girdiği ortamlardan müminler sakınırlardı, uzaklaşırlardı. Gerekiyorsa vatanlarını terk ederlerdi. Allah'ın arzı genişti, yeryüzü genişti. Hicret etmek bir çıkışsa, hicret bir ufuksa, hicret değerlerimize göre yaşamaya vesile olacaksa, hicret gerçekleşirdi. Ashab-ı Kehf önümüze konan bir tabloydu. İmanlarını korumak için kentlerini terk ediyorlar ve bir mağaraya sığınıyorlardı. Nahl suresinin 41 ve 42. ayetlerinde zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir. Yine Nahl suresinin 100. ayetinde sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyuruyor. Peygamber Efendimiz 2. Akabe biatından sonra Medineli müminlerle Medine'ye gidebilirdi. Zira Mekke'de hayati tehlikenin içerisindeydi. Adım adım takip ediliyordu. Allah'ın Resulü'nün son derece baskı altında olduğunu gören Medineli müminler buna tahammül etmek istemediler. Mekke müşriklerine gerekiyorsa hudur meydan diyeceklerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz'den bu konuda müsaade istediler. Kılıçların konuşturulması gerekiyorsa kılıçlar konuşturulur demeye getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz henüz bununla emrolunmadık buyuruyorlardı. Ortam son derece riskliydi. Haliyle Medineli müminler Peygamber Efendimiz'e Medine'ye teşrif etmesini teklif ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yıl tehir ediyordu. Bir yıl sonra izni ilahi gelirse Medine yollarına düşecekti. Medine hazırlanıyordu. Hazreti Musab bin Umeyr'i radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Medine'ye göndermişti. İslam'ın bilge insanı Musab Medine'de yüksek çaba gösteriyordu. Hal diliyle, akıcı üslubuyla, engin bilgisiyle tam bir İslam bülbülüydü. Hazreti Musab bin Umeyr Medine'yi hazırlıyordu. Medine'de adım adım bir İslam toplumu oluşuyordu. İman gönüllerden gönüllere yürüyordu. İmanla aydınlanan her gönül bir başka gönlün aydınlanması için gayret ediyor, koşuyordu. İman gönle bir düşsündü. Kulun kalbi Rabbi ile bir bağlantı kursundu. O gönül ne kadar hafiflerdi. Dünya o gönülden düşerdi. Kulda derin bir hafiflik, kalbi bir halavet başlardı. Ankabut suresi Mekke döneminde inen son sureydi. Kitap ehliyle ilgili müminler bilgilendiriliyorlardı. Yarın kitap ehli insanlarla karşı karşıya geleceklerdi. Kitap ehli Yahudiler ve Hristiyanlardı. Medine'de Yahudiler vardı. Azımsanmayacak ölçüde Yahudiler vardı. 3 kabile halindeydiler. Ankabut suresinin 46 ve 47. ayetlerinde İçlerinde zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin. Biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz. İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimiz ancak kafirler inkar ederler buyuruluyor. Kitap ehliyle güzel değil, en güzel bir yolla mücadele emrediliyordu. Onlarla sürtüşmekten, onlarla şiddet anaforuna düşmekten özenle sakınılması bildiriliyordu. Olabildiğince sade,
olabildiğince anlaşılır olan tevhid gündeme getiriliyordu. İlahın bir olduğu öğretiliyordu. Allah'ın dışında hiçbir varlığa ilahi özellikler verilmemeliydi. Ankabut suresinin 56. ayetinde, "Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin" buyruluyor. Kafirlerin baskılar altında kalmamaları, onların gölgesinde yaşamamaları, zillete boyun eğmemeleri, izzetle donanmış bir hayatın yaşanması öğretiliyordu. Rızık onundu. Rızk ondan gelirdi. Mülkün sahibi oydu. Kul sadece ona dayanır, ona güvenirdi. Müminler rızık endişesiyle inançlarından, değerlerinden fire veremezlerdi. Gevşeyemezlerdi. İnandıkları gibi yaşamaya gayret ederlerdi. Enkabut suresinin 60. ayetinde, "Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecekler biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir" buyuruluyor. Allah'ın kuluna lütfettiği potansiyel çok yüksekti. İnsan nice özelliklerle donanmış biricik varlıktı. Kul bu yüksek potansiyelini güzel değerlendirdiğinde, disiplinli, kuramlı bir şekilde değerlendirebildiğinde, değil kendi rızkını, pek çok insanın dahi rızkını temin edebilirdi. Enkabut suresinin 58 ve 59. ayetlerinde, "İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinde ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatları ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir" buyruluyor. Onlar Rabbani yolda sebat ettiler. Onlar Rabbani iklimin insanı oldular. Rabbi Rahim'in belirlediği mümince bir hayat yaşadılar. Onlar yüksek bir duyarlılıkla çalıştılar, gayret ettiler. Düşmanlarının kınamalarına, hor görmelerine, baskılarına, işkencelerine direndiler, sabrettiler. Bütün bunları yaparken sadece Allah'a dayandılar. Allah'a tevekkül ettiler, onu vekil bildiler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.